Öncelikle ekip ne oynamak istiyor? Oylamayı açıyorum. Bir, ikincisi küfürsüz hava sahasını aktive ediyorum. Hadi bakalım Hayda. hakemliği o O zaman zaman geri git. evet, yukarın kuralları say, kuralları say. Bir saniye, bir saniye. Şurada Hemen mesajlar. kuralları say yukarın. Kurallar nedir? O zaman bir overthrow patlar. Mumble Bros 25. küfürsüz hayatına devam etme ve iyi bir birey olarak bitti amına. Yarışma işte. Evet. Elendin kanka. Kanka Katılımcılar ben hakemim. Ben... amınam diyerek bağlaç olarak kullanmak da yasak. Ha pardon. Evet. Katılımcılar Crusher uyuyor şu anda. Neo Evet. Castro kendisi burada. Holmes uyuyor. Merhaba. Berkay Cengiz, Karl ve Merhaba. Cahreyn olarak yeni bir Merhaba. transferimiz var. Şimdi kurallarımız karşı takıma edilen iki küfür bir sarı oluyor. Bu sarıları ben veriyorum. Mumble Bros vatandaşlarına edilen tek küfür bir sarı oluyor. Mumble Bros vatandaşlarının validelerine edilen küfür bir kırmızı oluyor. Kurallarımız bu şekilde. Tamamdır. Şöyle açayım. Hemen seni de ekliyorum listeye. Kişisel küfürler de yasak bu arada. Kışkırtmalar da aynı şekilde. Şu anda şu şekildeyiz, değil mi? Şu anda şu Kışkırtma şekildeyiz, değil mi? yasak. Şöyleyiz. Tabloyu Discord'a attım. Evet, şu an bu şekildeyiz. Kışkırtmak yasak, değil mi? Kışkırtmak Evet. yasak. Tamam. Evet. Şimdi arkadaşlar, biz küfür bağımlısıyız. Merhaba, ben Ahmet, 31 yaşındayım, küfür bağımlısıyım. Seni dinliyoruz Ahmet. Bize kendinden bahset. İlk küfrüme çok küçük yaşta başladım. Tuğrul abi diye bir şerefsiz vardı. Onun da babası doktor. Aynı Arkaya binada bir müzik lazım ama. yaşıyorduk. Safranbolu'da. Şu şekilde gerçekleşti. Biz onların evine gidiyorduk. O benden 2-3 yaş büyüktü. Ben çok küçüktüm. Daha yani böyle bayağı küçük. 5-6 yaş falan. Böyle üst katları vardı. Üst katın merdivenlerinin başına geçip bana, çok özür dilerim ama, böyle yapıp yapıp kaçıyordu. Tuğrul abi. Gözlüklü şişko bir çocuktu. O zamanlar ben şişko değildim. O şekilde başladı. Sonra bana piç kelimesini öğretti. İlk küfrümü bu şekilde kazandım. O zamandan beri kendimi durduramıyorum. Bağımlısıyım. Hayatımın en uzun küfrünü yaklaşık 10 dakika boyunca ortaokulda dayak yedikten sonra bir arkadaşıma ettim. Çok küfür ediyorum. Ailem şikayetçi. Bazen Alçakmış. yayın tekrarlarını izleyip kendime bakıp "Oha, bu ne küfürdür. Ben olsam bunu izlemem." diyorum. Küfürden kurtulmak istiyorum. Seni topluma geri kazandıracağız. Hiç merak etme. İnşallah. Herkes geri kazandırılabilir. Kimse umutsuz vaka değil. Allah kurtarsın. Evet, sıra sende Berkay Cengiz. Evet, Berkay Bey. Evet, merhaba arkadaşlar. Adım Berkay, 23 yaşındayım. İlk ettiğim küfür yaklaşık Küfür galiba bundan. bağımlısıyım demen lazım. Yani bunu He, ağır bir küfür bağımlısıyım. kabul etmemiz ve sesli bir şekilde dile getirmemiz, kendimizle barışmamız ve bu huyumuzu yeneceğimiz anlamına geliyor. Özür diliyorum Ahmet Bey. Küfür bağımlısıyım. Yaklaşık 12 yıldır küfür ediyorum. Ve kendimi durduramıyorum. İlk küfürüm ortaokul civarlarında bana pas atmayan arkadaşım Arda'ydı galiba. Küfürü burada söyleyebilir miyim acaba? Tabii ki örnek olarak Örnek örnekler. olarak verilebilir, evet. Tek başına oynadığı için ben de dayanamayıp ona sikik demiştim. Küfür hayatım böyle başladı. Arda Bey'e buradan selam yolluyoruz. Yani dediğim lafın arkasındayım hala. Tek başına oynayan tüm arkadaşlarım sikik olduğunu düşünüyordum. Hala da düşünüyorum. Küfürü bırakmak istiyorum. Özellikle Mumble Bros etrafında küfürler çok büyük raddelere ulaşıyor. Özellikle anne Anneler. isimleri öğrenildikten sonra Mumble Bros çok farklı bir Evet. yola giriş yaptı.
Çok karanlık bir yol. İnşallah bırakırım diyorum. Bu terapi bana yardımcı oluyor. Az biraz azaltmış bulunmaktayım. Benim küfürle ilgili komik bir anım var. Anlatabilir miyim? Tabii ki, buyurun, sizdeyiz. Yastığı veriyorum size. Yastık olan konuş. Merhaba, ben Ahmet Sonuç tekrardan. Küfür bağımlısıyım. 31 yaşındayım. Bir gün sıkışık bir trafikte babamın önüne kıran bir Doğan SLX babamın sinirlerini tepesine attırıp onun küfür etmesine sebep olmuştu. O zaman 3. sınıftaydım. Babam o anki siniriyle "Göt oluş!" demişti adama. Ben yıllarca götoş küfrünü götoloş zannettim ve bu şekilde kullandım. Doğrusunu ortaokul 2. sınıfta öğrendim. Bu da böyle bir anımdır. Küfür hayatımıza hem çok şey katıyor hem hayatımızdan çok şey çıkarıyor. Evet. Semih Bey, sizdeyiz. Bu yastığı alın şu an. Yastığı alan konuşsun. Buyurun. Evet. Deniz Bey. İsmim Semih, soyadım Uludağ. 24 yaşındayım. Yaklaşık ne kadar bilmiyorum, bayağıdır küfür bağımlısıyım. Aşırı şekilde. Ettiğim ilk küfürlerden birisi, net hatırladım. Bu ilk değildir muhtemelen ama eski yaşadığım yerde benden CD'mi ödünç almıştı bir arkadaşım. Çocuk da kalıplıydı, geri vermemişti. Gülmerim. Ben de orospu çocuğu değilim. Özür dilerim. Pardon. Tamam, buyurun devam. Evimin önüne kadar kovalamıştı. Bir hafta evden çıkamamıştı. Çok yani konuşan trajikomik bir olay. Trajikomik değil. Yani bunların komik olduğunu bence söylemek hoş değil. Bir travma yarattı. Yani herkese böyle bir orospu çocuğu diyesim geliyor. Bugün bunu kırmaya için. Evet, bugün bunu kırmaya geldim. Bugün burada bulunmamızın evet sebebi bu. Evet. Ah, rahatladım. Elimdeki yastığı orospu çocuğu diyebilirim. Ya bir kerelik. Tamam. Sakin ol. Emi. Tamam. Evet, yastığı Karl'a ver istersen. Emre evet. Bey de konuşsun. Emre Bey. Yılların dotacısı, sizi uzatıyoruz. Yasin. Evet, adım Emre, 22 yaşındayım. Küfür bağımlısıyım ve bu batağa 15 yaşında Mumble adlı programı yükleyerek düştüm. Ben kendi başıma sessiz sakin oyun oynayan bir insandım. Dışarı çık. Hiç kimseye küfür etmezdim. Ama ta ki Cahreyn'in Mumble'ına girene kadar. Bu Mumble'a girdikten sonra... Bu Cahreyn denen adam gençlerin elinden neler alıyor, neler. İblisin teki. Evet, ben de onunla ilgili bir travmamı anlatmak istiyorum. Emre'den sonra. Emre'den sonra yastık size, priority. Buyurun. İşte bu Mumble'a girdikten sonra duymadığım küfür, öğrenmediğim küfür... annelerimi, bacılarımı, akrabalarımı, teyzeleri bile küfürler... Ama zamanla çok alıştım. Tabii benim de maalesef anneciğimin de ismi öğrenildikten sonra her şey çok daha da değişti. Artık bu bataklıktan kurtulmak istiyorum. Zamanla bir savunma mekanizması geliştirip küfre bağımlı oldunuz. Gerçekten kalp yaralayan bir hikaye. Kalp yaralayan bir hikaye. Canberk Bey'e de geçelim isterseniz, yastığı verelim. Ne onun hikayesi vardı, onu bir... Canberk Bey kendini tanısın istersen. Tabii, buyurun Canberk. Neo Bey, buyurun. Semih Bey, isterseniz önceden. Hikayenizi anlatın, yarım kalmasın. Ben şimdi bu Cahreyn Bey ile ilgili bir travmamı anlatmak. İlk MOBA deneyimlerimden birisiydi. HOTS isimli oyunu indirmiştim. Evet. Oynayalım evet demiştik, evet. Yukarıda... Hatırlıyorum. ...koridorda... bizim takım TF atarken ben alt koridoru puşluyordum. Takımım yalnız kalmıştı. Orada bana Cahreyn Bey çok sinirlenmişti. Orada ağza alınmayacak şeyler söylemişti. Onları burada duyabilir miyiz? Yanılmıyorsam... Anamisi kimsenin niye... Yanılmıyorsam siz o zaman katılalı bir hafta olmuştu ve o maçta müzisyen de vardı. Doğru mu?
Evet, beynimden vurulmuşa dönmüştüm o an. O küfürleri hatırlıyor musunuz? Yani hatırlıyorum, hatta müzisyenin ailesinden birkaç kişi de peştamele sarılmıştı o gün. Ben öyle hatırlıyorum. Evet, o da orman kesiyordu şey sırasında. Yok, ormana bulamıyordu. O ormanı bulamamıştı. Bu sebepten ailesinin birkaç üyesi peştamele sarıldı ve dehşete düşmüştü. Ben öyle hatırlıyorum. Ama orada en çok zarar gören benim ailem sanırım. Dediğim neler gibi söylendi size ve ailenize? Yani ananı sikim, niye ayrı kittiriyorsun? Orospu evladı seni. Yani gerçekten anlatamayacağım daha fazla. Ondan sonrasında da demişti. Yani haksız mıyım şimdi demişti. Ben de haklısın demiştim yani. Ne diyeyim? Tam ettiğin küfürlerde. Peki haklı mıydı? Haklıydı. Bu bile bir gelişme. Yastı Canberk Bey'e uzatırsak. Evet, Canberk uzatalım yastığı. Ben Canberk Özkan, 21 yaşındayım. Ağır küfür bağımlısı değilim ama bende de bir küfür bağımlılığı var. Bunun nedeni de Emre arkadaşımız gibi Mumble programı da başladı. O zamanlar pek fazla küfür edilmiyordu Mumble'da. Ne zaman Discord'a geçtik ve aramıza Neo Castra isimli bir adam katıldı. İblis diyelim. Birden İblis katıldı. AKA. Evet. Küfürler böyle havalarda uçuştu. Sonra anne isimleri öğrendi. Top gibi böyle voleybolcu diye döndü arada. O günden sonra bende de bir şey oldu. Bir küfür şeyi oldu. İçinde bir şey oldu, nasıl diyeyim. Püskürdüm yani onu da. Ondan dolayı hala devam ediyor. Ya ben şunu da anlamıyorum. Yani bir insan ettiği küfürle anılabilir mi? Yani Neo Castro'yu gördüğü zaman insanlar gerçekten chatten ananlamı kanki yazıyorlardı bir dönem. Evet. Gerçekten ayıp yani. Evet. Neo'nun bir ara abone sesi de buydu bu arada. Fun fact. Evet, hala oymuş. Yani. Hala mı? Arada denk geliyorum yayınlarında kendisini. Kendisini kınıyorum ben. Evet. Doğru. Ben bir yastığı alabilir miyim? Buyurun, buyurun. Berkay Bey, Vietnam anıları geldi aklına, anlatsın. Evet, şimdi herkes bir anı anlatırken benim de aklıma bir şey geldi. Yaklaşık 2 yıl önce her zamanki gibi bu konuşma platformunda beraber takılırken benim acil bir şekilde salona gitmem gerekti ve yanlışlıkla galiba mikrofonu açık unutmuşum. Mikrofonu açık unuttuğumu tabii ki bilmiyordum. Ben salona gittim, yaklaşık bir yarım saat süre kaldım. O ara odada Jahreyn ve benim Mumble Bros'taki arkadaşlarım vardı. Hayra alamet ki abim kulaklığı takmış ve Jahreyn o ara beni çağırıyormuş. Ve ben cevap vermeyince galiba bilerek kasti yaptım zannetmiş. Yaklaşık arkadaşlarından duyduğum kadarıyla 5 dakika boyunca zaten küfür etmiş bana. Ve abim kulaklığı taktığında cevap versene orospu çocuğu, beni mi siklemiyorsun, senin ananı sikeyim demiş. Abim duymuş bunu. Bu arada bir tahminde bulunacağım. Abinizle anneleriniz ortak değil mi? Evet, tabii ki. Evet. Evlatlık. Şansa bak. Ondan sonra ben odaya geldiğimde talihsiz abim bir olay galiba. Evet. Ve ben oralar bas konuş konuşuyordum. Abim de geri küfür etmiş aslında ama bas konuş olduğu için hiçbir iletilmemiş. talihsiz bir olay. Benim için bir travma olmuştu. Abim de bana sinirlendi. Bu bizim niye annemize sövüyor diye. Haklı. Cevap verdim. Ben sövdüm. Bana geri cevap vermedi demişti. Böyle bir anım vardı benim de. Abinizin gay barda çalıştığı doğru mu peki? Artık çalışmıyor. Artık. Bıraktı. Evet. Bu arada ufak bir dipnot. Geçirdiğimiz travmalardan birisi daha. Annelerimizin isimleri ifşa olduktan sonra bir hayırsız onun çetelesini tutmuştu, not etmiş isimlerini. Kim acaba? İsminin baş harfini verirsiniz. Baş harfi. Baş harfi B. B. Gerisi. Şu an bende fotoğrafı duruyor o şeyin. Çetelerin. Ananın. Evet, evet. Kim acaba ya? Yazan kişi de belli. Şöyle ben isimler ifşa etmeden. Ağlamadan, ağlamadan. İsimleri ifşa etmeden şöyle. Ben onu yayına vermeyeyim tabi. Yok, isimler gözükmüyor. Bir saniye, tam İsimler bir şey gözükmüyor mu? Tam bir şey yap. Kurumunu vermeseydin keşke Semih arkadaşım.
Neyi? Tam isim olarak. Hani... Yok yok, tam atmadı zaten. Tam atmadım. Açayım mı yayını? Temiz bu. Aç. Evet, bu temiz. Kim bu acaba ya? Ben tanıdık da gelmiyor. Burada bir çetele. Neo tire annesinin adı. Berkay tire annesinin adı. Peki kendi annesinin adını niye vermiş? Kendi... Yani bu adam mazoşist mi? Yani kendi annesine küfür edilmesini mi seviyor? Dürüst galiba. Yani burada herkese paylaşma eşit açık. Eşit davranmak adına. Adeta evet, bir Fidel evet. Castro amına koyayım. Evet. Bakın. Lütfen. Fark ettiniz mi? Neden küfür ettiniz ki? İşte alışkanlık. Bağlaç olarak kullandım. Bu bir trajedi. Zamanla düzelecek. Zamanla oraya çiçekler, böcekler gelecek. Bağlaç. İnşallah, inşallah. İnşallah, inşallah. İnşallah. Temiz bir hayat ben istiyorum. Ben yanlış buluyorum. Tabii bunun en başlangıcında bence Mumble var. Cahariye sunucusunda olan Puzzle Pirates oyunlarından dolayı. Kılıç savaşlarında niye tek başına adama doluyorsun orospu çocuğu gibi, özür dilerim. Peki bu laflardan sonra şey oldu. Karanlık günlerden ses kayıtları duruyor mu hala? Benim vermek istemeyen 3 gün önceki karanlık günlerden dur. Olabilir. Böyle bir ses kaydı geçti elimize. Benim de bir eskilerden var. Onlara hemen bakıp geleyim ben. Şeyi hatırlayan var mı? Bize papağanının fotoğrafını atan bir çocuk vardı. Çocuğun papağanına 3 saat küfür etmişti. Ama gel... Yani papağanın suçu ne abi? Ama gerçekten papağanı boka bandırıp çıkarmışlar gibi bir rengi vardı. Tövbe estağfurullah. Çok ayıp. Kakiş diyelim ona. Kakişe bandırmışlar. Evet, var mı eski günlerden ses kayıtları? Ben bakacağım. Karl bir tane atmış bu karanlık köşelerden. Ya niye gömüyorsun deme, cemesin diye mi? Senin annen kaşar mı ya? Hayır ya, o yılı şey durdurmuşsun diye. Sen olursun çocuğu musun? Sen niye? Hoş değil. Bu hoş değil. Deniz Bey de vardı ses kayıtları ama. Keşke böyle şeyler yaşanmasaydı. Evet. Efendim, Dil Pickle Rick 8. ayında, Namus'la Yaşan 8. ayında keza hoş geldiniz. Beni MC'sine davet eden bir Pirates of Asphalt MC 9 lira göndermiş. 9 liraya bonservisimi ödeyemezsiniz kesinlikle. Bir şey buldum. Buyurun. Şunu. Şöyle bir 10. saniyeden falan başlatırsan. Hı-hı. Burada da saniye yazıyormuş. Kanka burada. Şöyle hatta nereden? Tamam. Kaç canlar kaç? 7'den falan baştan. Ananı sikeyim ya. Gittim kafa attım Silence'ına. Ölüyorum galiba. Anasını sikeyim böyle oyunu. Atarsın TP. Ya Ram'ın başına atarsın. Otan! Kariye döndüm. Orası bir çocuğu. Evet, bu oynadığınız oyun ne bu arada? Bu Rocksmith. Simit mi satılıyor bu oyunda? Simit satılıyor tabii ki. Burada küfür. Oğuz'dan de sen satma be hiç. Anan namına bekler burada, tamam mı Oğuz? Ay. Anan namına bekler. At Oğuz bu çocuğa! Çok. O fotoğraftaki gibi oldu. Bunlar bir tane de bana edilmiş bir küfür vardı orada. Buyurun onu da alalım. Bir saniye Berkay Bey'in hesabından bulayım. Hiç unutmam ben böyle şeyleri. Heh. Buyurun. Alıyorum. Yarı sakinle. Pek sultan aç artık ananı yurdunu sikeyim ya. Bir daha alıyorum. Pek sultan aç artık ananı yurdunu sikeyim ya. Triple kill dediği de herhalde rakip. Evet, açtığımı da belirttim orada ama yani can kurtarmıyor gördüğünüz. O aralar çok Maritime izliyordum. Ben de bir video atmak istiyorum ama... Buyurun ne demek buyurun. 20 saniyesine kadar izlerseniz. 20 saniyesine kadar.
Evet, o yükleniyor bir saniye. Kadar yani süresi tamam. Bu özel bir haber bu arada. Öncelikle şunu izleyin isterseniz. Neo Kasarman. Neo bu nedir? Yani Can Oğuz adlı karanlık bir kişiliğin kötü kelime sarf ettiği. Evet. Temple go! Şunları vursanız amına koyayım. Aptal orospu çocuğu bir şey yapsana. Use your illusion. Wait the creeps, wait the creeps. Hit. Hit now, hit now, hit now. No, wait, wait, wait. Come push, come top, come top, come top. İblis orospu çocuğu. Vuramadın 2 saat. Field koymasını bekledin değil mi? Ananı sikim. Terör! Ananı sikim. Ananı, ananı. Ne yapacaksın orada şimdi? Evet, attım arkadaşlar, ben. Sırtım ağrıdı. Kötü niyetli birisi galiba. Evet. Küfrü bu attığım videoda küfrü müzikleştirerek artık. Bir saniye. Daha da şu an çok kötü niyetli bir Can Oğuz izliyoruz. Amerika'ya gitmiş bir genç kendisi. İngilizcesinden anlaşılıyor. Çok iyi İngilizce konuşuyor. Biliyorum yeter artık ya. Ananı sikeyim. 45 kanka. Dakika oldu orospu çocuğu. Kardeşim olay ne, anlatır mısın? Kanka orospu çocuğu bir tane mayın koyan terörist bir karakter var, tamam mı? Oyun gidik kanka, böyle kazanamayız salaklar. Ananın bak öyle konuşmak yok. Bir fight daha alırsak. Fark ettiyseniz kendini biraz durdurmaya çalışıyor. Orada şarap. Ya kıyma etti bir burada. Sikim yap vursana oğlum, kıyma etti Beyzi ya. Al ananı sikim, ananı ananı, orospu evladı götüne girsin. Bir sikim yapmayan ananı sikim Templar. Yere çön bekle tamam mı, orospu çocuğu seni. Ananın amına atlayayım senin. Mikrofondan sövsen olmadı mı? Geliyor geliyor, Aslı geliyor, abisi geliyor. Kanka bunlar ne oğlum adamlar? Ya bunlar bir şey değil kanka, ananı çok sikim ayıp, ya. Templar ananı sikim, 45 dakika oynattın bizi, aldığımız oyunu verdik. Orospu işe yaramaz, annesiz orospu çocuğu, ananı sikim senin. İşe yaramaz piç kurusu Templar terör bileği. Ne atıyorsun? Ne yapıyorsun? Be, farm mı yapacaksın? Ne bekliyorsun? Ya iblis orospu terör. Ananı sikeyim. Bir maçım kalmıştı ya. Vursana. Vursana. Geçti. Al işte ananı sikeyim ya. Boku bokuna oyun gitti ya. Geçti. Aptal orospu çocuğu bir sikeye aradın. Aferin it şimdi. Ya orospu çocuğu kan push. İnsafsız orospu evladı. Neyini kasıyorsun da? Templar wait. Templar wait. Wait. Now go. Doğduğun köyde wait. Wait. Evet. Can Oğuz'dan hiç beklemezdim. Hiç hiç. Bu ne? Bu FLV ne? Onu indirin. 20. saniye kadar izleyin. Yine. Bu küfür artık müzikleştirilmiş. Sanata dökülmüş. Evet. Bir üst hali bunu izleyebilirsiniz. Tamam, bir saniye. Gözleri kutulet orospu kalın. Alın mısın? Her kayan A5'e 4. Annesine canı gudube doros bu karı. Bir de bunu sarı zeybek eşliğinde. Evet. Evet. Şerefsizi görüyorsun, bir de sarı zeybek karıştırıyor araya. Yani onuru da yok bu adamın. Evet. Holmes müydü o? Evet. Bende bir tane var ama bunu yayında açmasak çok daha iyi olabilir. Bunu yayından sonra atayım. Evet, şu an bayağı geriye dönük. Yapılan iblislikleri inceledik. Bundan sonra küfür etmeyeceğimiz konusunda sanırım hemfikiriz. Mutabakata vardığımızı düşünüyorum. Evet. Peki, oynayacağımız oyun ne olsun arkadaşlar?